soktu. 10 fenomen. En beğendiğiniz, en başarılı bulduğunuz YouTuber kimdir? Enes Batur. Neden? Çünkü çok yakışıklı. Çok yakışıklı. Niye öyle yaptılar? Niye öyle oldu ki? Ya yakışıklı bulan vardır. Yok mu? Mesela Enes yakışıklı lan diyen var mı chatte? Ben bunu chatte niye? En iyi Twitcher'da Kemal mi? Öyle olsa ödül verirlerdi. Aga baseball abi, yok yok yok. Sen bile daha yakışıklısın derken oradaki bileği anlayamadım ben. Bir açıklasana o bileği bana. Bağlasanız onu bir yıl. Bağlaç o, bağlaç. Edat edat. Edat ne amına koyduğum. Cyber yarım yamalak 6. sınıf terksin. Şu çocukla şöyle diyaloglara girme ya. Bu çocuk üniversite oğlum, sınavına falan. O başka bir şey. O başka bir şeydi, dur. Edat değildi amına koyayım. Neydi lan o? Lan doğrusunu unuttum, Allah seni kahretsin. Yüklenmiş lan. Yok, gizli özne. Devam. Ertesi gün hapı nedir? Efendim? Ertesi gün hapı nedir? Hapı nedir? Ertesi gün mü? Cumartesi mi? Hafta sonu mu? Yok, ertesi gün hapı nedir efendim? Hapı bilmem ki, nasıl lan oluyor bu? Yani pazartesi, salı. Salı. Evet. Ertesi gün hapı. Salı. Başka bir chatten bizim chat'e soru sorulduğunda bizim chat. Ben nasıl bu cümleyi kurdum lan? Salı mıdır diyor? Evet. Salı. Doğduğun ilçeyi 3 kelimeyle anlatır mısın? Peki. Adana. Müzik tilt etti. Niye? İyi günler, iyi bayramlar beyefendi. Öncelikle emniyet kemeri taktığın için çok teşekkür ediyoruz. Neden emniyet kemeri taktığınızı öğrenebilir miyiz efendim? Vallahi komutanım, siz bize takmayın diye biz de emniyet kemeri takıyoruz artık. Ne yapalım? Erken boşanmaların sebepleri nelerdir? Lan oğlum nasıl soruyorsun sen bunu? Boşanma mı? Boşanma. Ne anladım? Ben başka anladım. Boşanma doğru anladım. Ha, ben boşanmanın sebebi, tek sebebi ekonomidir. Erken boşanma? Normali kaç ki? Şey var. Bir dakika lan. Evet, tank. Bildin mi o lastik şişede? Vişne suyu nereden geldin? Daha nasıl yani? Hiç de korunmuyoruz ha. Vişne suyu erken. He, normal iş mi? Tamam. Erken boşan bitkisel çözümler. Allah Allah, spesifik böyle bir şey de yazmıyor. Şehir efsanesi olabilir. Ya biri girse geçmiş aramalara baksa. Harbiden benim şu yayındaki geçmiş arabalara bir bakılsa var ya, sıçtık ya. Anlatamazsın da yani. Geçmişi sil. Devam. En son ne zaman yaptınız? Bu sabah yaptım. Ne yaptınız? Sabah yorucu bir spor yaptım. Çok yorucuydu hayatım. Tabii ki öneririm. Squat yapsın bayanlarımız lütfen yani. Kalçalar biraz aşağıda görüyorum bayanlarımızda. Rica ediyorum biraz kaldıralım. En son ne zaman yaptınız? Sabahleyin yaptım. Ne yaptınız? Kahvaltı. Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin %100'ünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? %100 mü?
Evet. 8'i 2'ye bölersen 4 eder. Doğru mu? 2 ile 2'nin toplamı 4. 44 yapar. Toplamı yani. Tarihle aranız nasıl? İyi. Çok iyi. Evet. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? Adolf Hitler. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? 1453'te yapmadık ya onu. Kaçta? Kaçta yaptık? Gezdirince buraya. 1453'te almadı mı? Tamam ben hayır 1453'te almadı. Onu demeye çalışıyorum. Bilmiyorum ama. Abi sorar mısın nereliymiş? Mineyn. From Homs. Homs, Suriye. Suriye, Homs. Homs'u. Ne iş yapıyorsun? Ne iş meslek? I am avukat. Avukatlık yapıyormuş abi. O sorayım mı? Türkiye'ye ne zaman gelmiş abi? Yani ne zaman müteki? Türkiye'ye kaç şehir? One month. One month, bir sene. One month. Bir sene. Peki abi Türkiye'yi nasıl bulmuş? Türkiye yani nasıl? Erdoğan good. Erdoğan iyi. Erdoğan'ı seviyor, Erdoğan iyi. How are you? I'm okay. Can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. Hello. How can I get to Taksim? I'm Taksim. Nasıl giderim diyor dayı? Nasıl bilmem. Dayı, dayı düz yürüyor gidiyor ya. Dünya Hollywood için kapışıyor, ödüller için kapışıyor, savaşlar çıkıyor, haberiniz yok. Dön CHP, MHP, ne CHP'si, MHP'si? Aç şurada kameraları da oynayalım Hollywood filmi. Koy şuraya 500 katrilyon tona, ya. Savaş çıkınca kaçar mı? Sen Hollywood filmi çevrilirken tüm birbirine ateş ettiğinde kaçacak mısın? Bir kız için ölmesini biliyorsun parfümci Bekli için, değil mi? Ama vatan millet ulan diyor kaçar mı lan diyor vatanı milleti satarım. Ferrari için satarım diyorsun. Ben tanımıyor muyum 70 milyon insanı? Bu paradır anlıyor musun? Parayı konuşturdun mu insanlar konuşur zaten. Ankara'yı geç her yer Ankara. Bak mikrofonu bırakır burada 500 katrilyon ton dolar hemen kıyafetini burada değişecek. Hemen başrol oynayacağız. Oscar'a oynuyoruz. Ankara ayağını denk alsın mı abi? Ankara ayağını denk atmazsa Kıbrıs'a kaptıracak. Aldığı hazineyi 250 trilyondan başlayacak 25 trilyon liraya kadar düşer. Adam başı 25 trilyon lirada borçlu çıkar. İmzaları doğru düzgün ileyecek atmasını bilsin, almasını bilsin, saklamasını, iletmesini, faks kullanmasını, her şeyi doğru düzgün yapmasını bunu başaramazsa devleti milleti anahtarıyla zaten teslim etmek zorunda. UEFA FIFA'ya baktığın zaman kredi ülke. Ezer. Dünyayı da ezer. Sağdan sola, soldan sağa dönmeyi bilmedikten sonra alfabeyi ortalayamazsın, elifi falan. Öyle bir durum yok yani. Arapçayı çözdüm demekle Arapçayı konuşuyor, bilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Suriye'den herkes konuşamaz yani. Suudi Arabistan'a, Libya'ya, Lübnan'a böyle bir şey yok. Savaş çıkacak mı? Savaş çıkarsa bizim pozisyonumuz ne olur? Öyle bir şey olamaz ya. Öyle bir şey yapamaz da. Bak neon tabela kullanıyoruz. Bence haklıdır. Savaş açamaz. Savaşa giremez. Biz ne yaparsak diriliş, ayağa kalkarız. Amerika'da, Avrupa'da, Arap devletleri de bizim elimize, ağzımıza bakar. Bursa Tofaş var biliyorsun. Tofaş Fiat fabrikasına girip Ferrari de üretebiliriz. Tüm dünya peşimizden de gelir. Savaş da açabilir. Ferrari basit bir şey değil ki ileyecek. Sen 135 dilde dönüyorsun da arabayı Ferrari'ye çevirebiliyorsun da bırakmazlar peşini. Kimse kimseyi bırakmaz. Bakalım savaş için mi yanaşıyor yoksa barış için mi yanaşıyor? Alışveriş için mi? 135 televizyona birden konuşayım ben. Kaçacak değilim. Rektörleriyim. Ayıptır yaptıkları. Fiş faturasını, manifestosunu keseyim, yollayayım. Hangisini değil ki? Amiraller orgenerallerinde Kıbrıs meselesi abi vallahi hazine açıldığında anlaşırız. 99 yılında ben anahtar teslimi yapayım. 250 trilyon liraya vereyim alabilecek mi? Güveniyor mu kendine? İleyecek dönmeyi. Oraya ülkeyi soktuğun zaman, nesleyi soktuğun zaman, sıfıra çıkamadığın zaman orada kalacak ürün. Gemiden zor atacaksın kendini buraya. Budur yani. Yarın öbür gün Amerika'da Türkiye'ye sığınabilir. Ayıp değil, anlatabiliyor muyum? Avustralya'da sığınabilir, Arap Emirlikleri'de sığınabilir, Rusya'da sığınabilir. Veya Türkiye Kıbrıs'a sığınabilir. Ama şu var bak şu
hazine olduğunda 100 trilyon liraya mal oluyor üniversite eğitimi. 10 haftalık 100 haftalık eğitimle adam diplomasi trafiğine girebiliyor. Sertifika şey internet. Paşa kimliği alıyor ya. Ötekisi diyor ben 17 yıldır diyor üniversite okuyorum diyor. Rektörüm diyor. Nasıl? Anlatabiliyor muyum ne demek istiyorum? Ben şu an Washington DC'de de konuşuyor olsam 450 milyon kişiye diyeceğim ilerleyecek, dönmeyi bilecek sıfırdan Cadde Park New Life dediğimiz konu şu caddeyi BİM'i takip ederek forumla tren istasyonu arası. Tren istasyonu arasını iyi dönebildin, dönebildin. Dükkanlarda da ürünleri dönebildin, dönebildin haftalık, aylık, yıllık. 3-17 yıl 8-6 bir günde bir atar. Attığı zaman tekstilde de üründe de iplik atar. Tek renk. Her bir dükkan bir iplik, bir renk demek. Bu kadar basittir yani. Adem'le Havva'dan beri çözülemeyen bir şey yok. Adana meşhur daha ya. Gel bir de ya sen gör. Sonuçta herkes ekmeğin peşinde ayak mısın daha ya? Sensör var mı? Sensör. Hayırdır am***? Bize şekil mi yapıyorsunuz burada? Ne oldu ki bu baba ya? Yap yapıştır bizi de alıştır. Osmaniye boşluk dumanıyla coştuk. Baba. Bir gün abi Adana'daydım. Bizim orada. Çocuğum biri geldi. Bana böyle etti abi elinde bıçak. Hey dedi Gönce dedi bana dedi biraz dedi oradan dedi biraz dedi Bali parası versene dedi. Ben dedim hayırdır dedim. Ben hani biraz abi popüler giyindiğim için arkadaş beni böyle der al diğer zengin züppelerinden zannetti. Ben de böyle ettim. Hayırdır dedim. Dedi para vereceğim dedi buranın raconu dedi benden sorulur dedi. Bak dedim ben dedim diğerlerine bak, benzetme dedim sen dedim racon diye yer dedim ekmek diye yanımda taşırım dedim. Estağfurullah tövbe tövbe. Yani herkes kendi bir şey sanmasın yani herkesin korkup da geçemediği sokaklar lambasını ben patlattım abi. Bana böyle dedi abi sana dedi buradan dedi, bir kafa atabilir miyim dedi. Dedim niye? Dedi canım kafa atmak istiyor. Yani ben dedim sen şu an ikiye bölüp dedim göle atmak istiyorum dedim yapabilir miyim dedi. Yapabiliyorsan yap dedi. Ben dedim abi ben dedim abi görüşürük dedim. Elimi tuttu ben bir çıktım çıktım böyle dedim. Lan sağlam abi kontrol etme abi. Döndüm abi çocuğa bir tane daha vurdum baktım 3 kişi oldular. Biri bıçağı çekti göstereyim mi? Aa bak abi. Böyle din diye vurdu. Onu öyle delikli işik ettim. Başka yaptım kendim. Yine de şiddet ve kavga güzel bir şey değil. Değil tabi ben öyle bir insan da değilim. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en... Bayram 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 bayram.